Savaşlar, tarih boyu hafızaya kazınan anlar ve adı asla unutulmayan, unutulmayacak olan kahramanlar barındırır. Öyle ki bazı kahramanlar gerek zekası, gerekse yüreğindeki vatan sevgisinin gücüyle tek kişilik ordu diye anılır. Savaşın seyrini değiştirir. İşte tek kişilik ordu olarak anılan o isimler. Halime Çavuş. Halime Çavuş, ailesini geride bırakıp cepheye koşan kahramanlardan bir tanesi. Savaş döneminde ailesinin tüm ısrarlarına kulak asmayan ve cepheye giden Halime Çavuş, saçlarını kazıtmış, erkek gibi giyinmiştir. İşte yıllarca Halim Çavuş olarak bilinen Halime Çavuş'un hikayesi. Halime Çavuş, 1898 yılında Kastamonu'ya bağlı Duruçay köyünde doğdu. Henüz 21 yaşındaydı. Cesaretli ve kuvvetliydi. Öyle ki köydeki gençler milli mücadelede görev almak için cepheye giderken ben de onlarla gitmeliyim diyordu. Ailesinin tüm engellemelerine rağmen Kurtuluş Savaşı'na katılmak isteyen Halime saçlarını kazıttı, sakal tıraşı oldu ve erkek kılığına girip milis güçlere katıldı. Ordudaki tüm askerler onu uzun süre Halim Çavuş olarak tanıdı. Orduya cephane taşıyan yardım kolunda görev alan Halime, İnebolu limanından Ankara ve Sakarya'ya kanlar üzerinde cephane taşıdı. Bir gün İnebolu'dan cepheye mühimmat taşırken hava çok soğuk ve kar yağıyordu. O da montunu cephanenin üzerine örttü. Biraz ileride Mustafa Kemal Paşa ve beraberindeki heyetle karşılaştı. Ancak paşayı tanıyamadı. Mustafa Kemal Paşa ona, "Neden üzerindeki montu mermilerin üzerine örttün, üşümüyor musun?" diye sordu. Halime, "Benim üşümem hiç önemli değil. Bu cephane yüzlerce, belki de binlerce askerimizi koruyacak," dedi. Paşa, cepheye taşıdığı mermileri kendi hayatından çok önemseyen bu askeri görünce çok etkilendi. Savaş olanca hızıyla devam ediyordu. İnebolu limanına taşınan cephaneleri fark eden Yunan askerleri cephaneyi 2 saat içinde teslim almak istedi. Ancak cephane teslim edilmeyince 9 Haziran 1921'de Yunan savaş gemileri İnebolu'yu bombaladı. Bombalama esnasında ayağına gelen şarapnel parçasıyla bir ayağını kaybeden Halime Çavuş, ordudan ayrılmamış, savaş bitene kadar askerlere yardım etmiştir. Savaşın sona ermesiyle Mustafa Kemal Paşa tarafından Ankara'ya çağrılan Halime Çavuş'a, Çankaya Köşkü'nde düzenlenen törenle İstiklal Madalyası, Çavuş Rütbesi ve Gazi Ünvanı verildi. Atatürk'ün emriyle maaşa bağlanan Halime Çavuş, daha sonra memleketi Kastamonu'ya döndü. Halime Çavuş, milli mücadele sonrasında da her gün tıraş olmaya, saçlarını kazıtmaya, üniformasını giymeye ve bir erkek gibi davranmaya devam etmiştir. 1976 yılında 78 yaşında yatalak olarak hayatını kaybeden Halime Çavuş, ömründe hiç evlenmemiş, "Giydiğim askeri üniforma benim gelinliğimdir," demiştir.